Genç Parti'nin olağan büyük kongresi gün boyunca Star, Star Haber 24, Star Max ve Kanal 6 ekranlarından canlı yayınlanacak. Böylelikle Ankara'ya gelemeyen ama Genç Parti'ye gönül vermiş partililer de evlerinden Cem Uzan'ın vereceği mesajları izleme imkanı bulacaklar. Kongreye ise gerçekten çok büyük bir ilgi var. Sadece partililer değil, genç partililer değil bu salonu dolduranlar. Şu anda ekranlarınıza geliyor. Salonun zemininde 536 delege, genel başkan ve partinin karar organlarını seçmek için oy kullanacaklar. Tribünlerde ise partililer var ancak onun dışında gelen konuklar da var. İşte Cem Uzan'ın kongre salonuna yaklaştığı haberleri her duyulduğunda böyle bir alkış kokuyor içeride. Sabırsızlık daha da tırmanıyor. Şu dakikalarda Cem Uzan'ı getiren konvoy kongre salonuna yaklaşmış durumda. Ve az sonra içeride olacak. Kendisini dışarıda da bekleyen büyük bir kalabalık var. Ve Cem Uzan kongre salonunun önünde göründü. Şimdi sözü Tülay Ünal Üçgen'e bırakıyorum. Yayını sarıp değerli genç partililer, Genç Parti Genel Başkanı Sayın Cem Uzan şu anda salona girmiş bulunuyor. Hazırlanıyorlar.
genç partililer olağan büyük kongrenin heyecanıyla, o coşkuyla Cem Uzan'ı karşıladılar. Cem Uzan yanında eşi Alara Uzan'la birlikte kongre delegelerini selamladı, partilileri selamladı ve hala şu anda tezahüratlar devam ediyor ve Cem Uzan yerinden kalkarak genç partilileri selamlıyor. Genç Parti olan büyük kongresinin açılışı yaklaşık yarım saat önce yapıldı. Saat 14'te Genç Parti olan büyük kongrenin açılışını yaptı. Evet, şu anda tribünlerden yükselen "Türkiye seninle gurur duyuyor" sözleri üzerine, tezahüratları üzerine Cem Uzan bir kez daha ayağa kalktı. Değerli genç partililer, şimdi de konuşmalarını yapmak üzere Sayın Kaan Aytuğ kürsüye davet ediyorum. Sayın Genel Başkanım, sevgili genç partili arkadaşlarım, çok değerli misafirler ve basın mensupları. Bizler genç partililer, Türkiye'yi seven insanların ayağa kalkıp Türkiye'nin kanını emenlere, ülkeyi, devleti ve milletiyle sömürge haline getirenlere dur diye bağırmasının vaktinin geldiğini düşündük. Bizler bugün Genç Parti çatısı altındaki insanlar 6 ay öncesine kadar hep birilerinin çıkıp Türkiye'yi, Türkiye'nin önünü tıkayanlardan kurtarması gerektiğine inandık. Bizim gibi düşünen insanları bir araya getirecek, bizleri yönlendirecek bir lider bekledik. Genel Başkanımız Sayın Cem Uzan önderliğinde ülkemizin kötü gidişine dur demek için yola çıkan yürekli ve eğitimli Türk evlatlarıyız. Bizler 1923 ruhunu yeniden yakalamış bir teşkilatız. Bizler Genç Parti'yiz. Bizler devletin ve milletin menfaatlerini savunan ve bu amaçla teşkilatlanan Genç Parti'yiz. Kars'ın, Tekirdağ'ın, Sivas'ın, Ağrı'nın, Türkiye'nin sesiyiz. Sayın Genel Başkanımızın konuşmasını hatırlayalım. İşimiz bugün dün olduğundan daha kolay. Çünkü yola çıktığımızda binlerle ifade edilen bize inananların, bize güvenenlerin sayısı bugün en az 2,5 milyon olarak tescil edilmiştir diyor. Evet, inanın genel merkezimin işi bugün dün olduğundan daha kolay. Ama önümüzdeki dönemde çok daha fazla çalışmak zorunda olduğumuzun farkındayız. Bugün burada güzel ülkemin dört bir yanından bu çetin hava koşullarında bir amaç için bir araya gelmiş insanlarız. Edirne'den Kars'a, Sinop'tan Hatay'a, aralarında kendi ilim Tekirdağ'ında bulunduğu 81 ilden gelmiş bu güzel kalabalığa gıpta ile bakan çok sayıda insan var. Çünkü biz hep birlikte daha çok çalışarak partimizi önümüzdeki seçime hazırlayacağız. Genç Parti'yi layık olduğu yere, yani iktidara taşıyacağız. Hepinizi saygıyla selamlıyorum. Teşekkür ederim genç arkadaşımız. İstikbal veren bu güzel insan Kaan Aytuğ'a konuşmasından dolayı başkanlık divanı teşekkür ederim. Evet, Genç Parti'nin genç yöneticileri, genç üyeleri, genç temsilcileri teker teker kürsüye geliyorlar ve düşüncelerini, gönlünden geçenleri aktarıyor.